Herkese merhaba. Samanyolu galaksisi dendiğinde aklınıza ne geliyor? Gökyüzünde gördüğümüz yıldızlar geliyorsa aslında neyin gelmesi gerektiğini göreceğiniz bu videoya hoş geldiniz. Samanyolu içinde canlı yaşamın olduğunu bildiğimiz tek galaksi. Şehir ışıklarından uzak, berrak gecelerde gökyüzüne baktığımızda gördüğümüzü sandığımız, güneşin de içinde olduğu milyarlarca yıldız ve gök cisminden oluşan küme. Şimdi size şu soruyu sorarak başlamak istiyorum. Daha önce hiç şehir ışıklarından etkilenmediğini düşündüğünüz karanlık bir yerde gökyüzüne berrak bir gecede baktınız mı? Baktığınızda gördüğünüz görüntü buna mı benziyordu? Bu görüntüyü gördüğünüzde size ne hissettirdi? Tamamen Samanyolu galaksisini gördüğünüzü mü sandınız? İşte bu soruların tamamı aslında birbiriyle bağlantılı. Eğer şimdiye kadar hiç Samanyolu'nun gece gökyüzünde nasıl göründüğünü görmediyseniz, acilen bulutsuz bir gecede sizi bunu gözlemlemeye davet ediyorum. Sizi alıp çok uzaklara götürdüğünü kesinlikle hissedeceksiniz. Ancak bu gördüğünüz görüntü aslında Samanyolu değil. Bu görüntü Samanyolu'nun bizim de içinde bulunduğumuz sadece bir kolunun görüntüsü. Eğer dikkatli bakacak olursanız Samanyolu'nun var olan 6 kolu vardır. Ve yapılan araştırmalara göre biz burada bulunuyoruz. Burada bulunduğumuzu nasıl anladığımızı da başka bir video ile size keyifle anlatacağımı belirtmek isterim. Yani özet olarak biz bu devasa yıldız topluluğunun gökyüzünde sadece bir kolunun bir parçasını görebiliyoruz. Bu şekilde bakıldığında ne kadar farklı bir algı yaratıyor değil mi bizde? Biz sadece içinde bulunduğumuz ortadaki üçüncü kolun bir kısmını görebiliyoruz. Samanyolu galaksisinin genişliği yaklaşık 100 bin ışık yılı. Bunun nasıl ölçüldüğünü anlatmamı isterseniz lütfen yorumlarda belirtin. Onun da açıklamasını seve seve yapacağımı bilmenizi isterim. Bizim konumumuz işte burada. Gösterdiğim alanda bulunuyor. Peki bu büyüklüklerden bahsediyoruz ancak bu büyüklükleri kafamızda canlandırabiliyor muyuz? Uzay skalasına geçiş yapıldığında milyonlar, milyarlar, trilyonlar havada uçuşuyor ancak biz bu ölçü birimlerine alışkın olmadığımız için bunları hayal etmekte zorlanıyoruz. İşte bu videoda size Güneş'e nazaran Samanyolu galaksisinin büyüklüğünün ne kadar olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Yapılan son ölçümlere göre Samanyolu'nun kütlesinin 17 trilyon Güneş kütlesinde olduğu hesaplandı. Bunu hayal edebiliyor musunuz? Açıkçası ben hayal edemiyorum ve gözle görebilmeyi de çok istiyorum. Hadi bazı matematiksel hesaplamalar yapalım ve Samanyolu galaksisini daha anlayabileceğimiz bir büyüklüğe küçültelim. Bunun için Samanyolu'nu Amerika kıtası kadar küçülttüğümüzü varsayalım. Galaksimizi bu kadar küçülttüğümüzde sizce Güneşimizin boyutları nasıl olur? Tahmin edebilir misiniz? İşte tam bu kadar olur. Bu görseli daha iyi anlayabilmeniz için görüntüyü biraz daha uzaklaştıralım. İlk başta dağlar zannettiğiniz yükseltilerin ne olduğunu fark edebildiniz mi? Evet, doğru tahmin. Bu parmak izinizdeki yüksekliklerden sadece birisi. Ve işte Güneş bu parmak izindeki sadece bir yükseltinin üzerindeki çok küçük bir nokta gibi görünmektedir. Bizim al yuvar kan hücrelerimizin neredeyse yarısı büyüklüğünde demek oluyor aynı zamanda. Şimdi iki büyüklüğü bir araya getirmeye çalışın. Birisi parmak izinizdeki küçücük bir nokta ve ötekisi Amerika kıtası büyüklüğünde. Bu ikisini biraz düşünün, sentezleyin. Büyüklüklerin ne kadar inanılmaz olduğunu hayal etmeye çalışın. Bu ölçüleri elde edebilmek için gerçek ölçüleri yaklaşık 50 bin kez küçültmek gerekiyor. Bu büyüklükte
Dünya gözle görülemeyecek kadar küçüktür. Neredeyse koronavirüsten 3 kat daha küçüktür bu ölçekte. Ve siz o dünyadan bütün Avrupa kıtasını saran galaksiyi gördüğünüzü düşünüyorsunuz geceleri gökyüzüne baktığınızda. Aslında doğru, ne kadar da farklı, öyle değil mi? Peki bu ölçülerde Güneş sistemimizdeki diğer gezegenlerin konumları nerelerde oluyor? Hadi meşhur parmak izine geri dönüp diğer komşu gezegenlerimizi arayalım. Bu büyüklükte dünyamız Güneş'e bir parmak izi çıkıntısı uzakta oluyor. Yaklaşık buralarda bir yerde. Ve Jüpiter'de işte burada, yani 4 parmak izi çizgisi mesafede bulunuyor. Peki Neptün? Yani en uzak gezegen? O ise bu büyüklükte en uçtaki parmak izi çizgisinde konumlanıyor. Yaklaşık olarak o da buralarda. Kıtanın boyutlarına kadar indirdiğimiz galakside Güneş sistemi parmak ucundaki parmak izine sığabiliyor. Bu büyüklükler kendimizle kıyasladığımızda bizi çok küçük hissettirebilir. Ancak son derece kompleks bir yapımız olduğu da aşikar. Küçük olduğumuz kadar özeliz de aslında. Meraklı ve kabiliyetli olduğunu bildiğimiz ilk ve tek canlılarız. Ve bu bizi galaksimiz kadar önemli kılan bir durum. Carl Sagan'ın sevdiğim bir sözünü tam da burada söylemek gerektiğini düşünüyorum. Biz evrenin kendini tanıması sürecindeki kat ettiği yoluz. Bu söz kendinizi çok küçük hissettiğinizde size yardımı olabilecek bir anlam taşımaktadır aslında. Biz küçüğüz, doğru, hatta çok küçüğüz. Ancak merakımız, kabiliyetimiz, iletişim becerimiz ve de aslında çok özel ve hatta düşündüğünüzden daha da büyük canlılarız. Kendimizi her zaman en küçük olarak konumlandırma eğiliminde oluruz. Ancak bu durum burnumuzun ucundaki evreni kaçırmamıza neden olur. Bu gördüğünüz şey bir elektronun görüntüsü. Bizim çevrenizde gördüğünüz her şeyin, Güneş'in ve hatta galaksimizin ve hatta evrenimizin yapı taşı. Bu küçük yapı taşını da oluşturan daha küçük parçaların olduğunu biliyoruz. Ancak bu elektronu göstermemin bir sebebi var. Bizim için galaksinin büyüklüğü neyse, bu elektron için de bizim büyüklüğümüz odur. Aslında yapı taşlarının farklı şekilde bir araya gelmiş halleriyiz. Ve şunu hiçbir zaman unutmayın. Evreni anlamaya çalışırken zorlandığınız her an bir atomu, bir elektronu anlamaya çalıştığınızı tekrar tekrar anımsayın. Kendimizi keşfetmeye başladığımız zaman dilimi uzay skalasına bakıldığında aslında çok çok az bir zamanı ifade ediyor. Ateşi bulduğumuz zamandan bulunduğumuz zamana kadar geçen süre bile aslında uzay skalasında çok 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 küçük. Kendimizde ve evrenimizde keşfetmemizi bekleyen sayısız farklı keşif var ve bizim onları bulmamızı, fark etmemizi istiyorlar. Daha yeni yeni Güneş'e, Mars'a araçlar gönderebiliyorken, daha kendi parmak izimiz mesafeden bile uzaklaşamamışken koskocaman bir kıta bizleri bekliyor. Bunları düşündükçe keşke insan ömrü daha uzun olsa ve nerelere kadar ilerleyebileceğimizi görebilsek diye içinden geçiyor insanın. Videonun sonuna geldik. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videolar için takipte kalın, beğenip paylaşmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.